Değerli basın mensupları, 2007'den bu yana ülkemizde yargı iktidarın siyaseti düzenleme aracı olarak kullanılmaktadır. 2007'de askeri vesayeti tasfiye kılıfı adı altında Türk ordusunun güçsüzleştirilmesi operasyonu bizzat AK Partili milletvekillerinin ve genel başkan yardımcılarının itiraf ettiği gibi AKP, FETÖ, CIA işbirliğiyle gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bunu balyoz ve casusluk operasyonları izlemiştir. Türk ordusunun özellikle de deniz kuvvetlerini aldıkları emir gereği üstelik İngilizceden tercüme edildiği açık metinlerle suçlayan FETÖ'cü yargıçlar ve savcılar işgal altındaki İstanbul'daki Nemrut Mustafa Divanı'ndan daha alçak, daha aşağılık kararlara imza atmışlardır. FETÖ, MİT ve casusluk davaları ile elindeki silahı iktidara çevirince AK Parti ve FETÖ'nün yolları ayrılmış, sonuç 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi olmuştur. FETÖ aracılığıyla siyaseti tanzim etmeyi öğrenen AK Parti, şimdi anlaşılan hukuku Zafer Partisi'ne karşı kullanmaya başlamıştır. Zafer Partisi'nin sarı muhalefet olmaması, iktidara taviz vermemesi, saray rejiminin milli güvenlik tehdidinin ötesinde milli varlık tehdidi yaratan yanlış, sığınmacı ve kaçak politikalarını sert şekilde eleştirmesi saray rejimini yormuştur. Saray böyle bir muhalefet yapılmasına alışkın değildir. Saray rejimi kendisine küfredilmesini, hakaret edilmesini, AK Parti'ye destek veren kitlelerin ötelenmesini, örselenmesine dayanan bir muhalefet tarzını tercih etmektedir kendisine yönelik olarak. Oysa Zafer Partisi Azerbaycan Savaşı'nda, Ermenistan Savaşı'nda Erdoğan'ın doğru politika izlediğini rahatlıkla söyleyebilmektedir. Rusya-Ukrayna savaşında izlediği politikanın da doğru olduğunu ifade etmektedir. Ama yapmış olduğu büyük yanlışları da ısrarla ve tekrar tekrar anlatmaktadır. Ve bu doğru politik çizgiden ve tutumdan dolayı Zafer Partisi bütün imkansızlıklara, baskılara, ambargolara rağmen büyümeye devam etmektedir. Partimizin oy oranı %7'yi geçmiştir. Bunu en iyi Erdoğan'ın bildiğini biliyorum. Çünkü ben de rakamları saraydan alıyorum. Evet. Saraya verilen son anket. %7'yi geçmişiz arkadaşlar. Tebrikler. Bu kontrol edilemez yükselişin ve halkın Zafer Partisi'nin sığınmacılar politikasına her geçen gün artan desteğinin önüne geçmek için Zafer Partisi'ne ve bana yönelik operasyon ve provokasyon arayışlarının olduğunu da duyuyoruz, biliyoruz, takip ediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim ki, Zafer Partisi 13 milyon sığınmacı ve kaçak içine yerleştirilmiş, on binlerce terörist ve ajanın varlığı konusunda sarayı sürekli uyarmış, ülkemize kitlesel göçü teşvik edenlerin zamanı gelince düğmeye basarak ülkemizi Lübnanlaştıracaklarını ifade etmiştir. Devlet yönetmenin bilinciyle hareket eden Zafer Partisi kadroları bir yandan en sert eleştirileri yaparken diğer yandan da halkın tahrik edilmemesine azami dikkati göstermişlerdir. Sığınmacılar değişik asayiş olaylarına katıldıklarında, neden olduklarında parti yetkililerimiz emniyet güçleriyle sürekli temas içerisinde olmuş ve olay çıkmasını engellemişlerdir. Bu görüşmelerin emniyet yetkilileriyle değişik illerde yapmış olduğumuz bu görüşmelerin günü, saati, konusu, görüşülen kişinin ismi bunların hepsi parti arşivimizde mevcuttur. Bunu Emniyet Genel Müdürlüğü de biliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de biliyor, diğer illerdeki emniyet müdürlükleri de biliyorlar. Ancak buna rağmen partimizi olayların içine çekmek için bazı komploların
da tezgaha konulduğunu gördük. Bu çerçevede 13 Eylül 2023'te Özgür Der adlı bir yapı, bir bölücü yapı İstanbul Fatih'te Saraçhane'de ırkçılığa hayır mitingi düzenleyeceğini duyurdu. Bu duyuruyu müteakip bazı gazeteler ve yayın organları, tabii bazı gazeteler ve yayın organları deyince kastettiğim özellikle Akit gazetesi, Yeni Şafak gazetesi, iktidarın borazanları Zafer Partili olduğunu iddia ettikleri Müdafaa Hareket adlı bir grubun bir bildiri yayınladığını, ırkçılık karşıtı mitingi basma çağrısı yaptıklarını ve sokak olaylarına zemin hazırlandığını duyurdular. Ve Zafer Partisi sözcüsü Sayın Uğur Batur bir açıklama yaparak Zafer Partililerin ve halkın bu mitinge gitmemesi gerektiğini açıkladı. Bunun üzerine Müdafaa Hareketi başka bir yerde miting düzenledi. Buna da gidilmemesi çağrısında bulunduk. Ve Zafer Partisi olay çıkarmak amacıyla yapılan provokasyonları engelledi. Buna imkan vermedi. Ve 18 Eylül'de Müdafaa Hareketi üyesi olduğu söylenen 4 kişi gözaltına alındı. 3 tanesi serbest bırakıldı 20 Eylül'de. Bir tanesi de tutuklandı. 20 Eylül sabahı saat 5'te ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir operasyonla 14 farklı ilde 27 kişi gözaltına alındı. Türk Ceza Kanunu'nun 216.1 maddesindeki halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, 217A1 maddesinde halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve 213.1 maddesindeki halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlamasıyla gözaltına alma, arama, kişisel bilgisayar, telefon ve dijital malzemelere el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda Suriyeliler Suriye'ye platformu yöneticisi ve aynı zamanda Merkez Disiplin Kurulu üyemiz Eray Ertürk, Ambargo TV adlı televizyonda zaman zaman gönüllü olarak yardımcı olan İran vatandaşı olmakla birlikte Güney Azerbaycanlı bir Türk milliyetçisi olan sanatçı Ramin Saedi, aykırı yöneticisi Batuhan Çolak, muhbir yöneticisi Şua Çardaklı da arasında olduğu 8 kişiyle ilgili tutuklama kararı verildi. 21 Eylül 2023'te ise Müdafaa Hareketi'nin mensubu olduğu söylenenler serbest bırakıldı. İfade ettiğim gibi birisi ise tutuklandı. Daha sonra o tutuklanan da serbest bırakıldı ama bizim tutuklanan arkadaşlarımızın tutukluluğu 85. gününe geldi ve devam ediyor. 20 Ekim'de daha önce başlatılan 27'lik kişilik soruşturmaya dahil edilen Serkan Kafkas, Furkan Uludağ, Serdar Sönmez ve Ümit Yasin Perinçek adlı 4 Türk milliyetçisi gazeteci önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. 1 Aralık'ta soruşturma savcısı tarafından iddianame hazırlandı ve iddianame Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 3 Ocak 2024'te ilk duruşma yapılacak. Bütün Zafer Partililer, ben dahil, 3 Ocak'ta orada olacağız. Bütün il başkanlarımız orada olacak. Bütün ilçe başkanlarımız orada olacak. Bütün Zafer Gençliği orada olacak. Arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. 11 Aralık'ta ise Kayseri İl Başkanımız Avukat Hacı Ali Demirkaya ile Samandağ Kurucu İlçe Başkanımız Supi Yıldız yine hiçbir sebep yokken gözaltına alındı. Üstelik Kayseri İl Başkanımız avukat ve avukatların gözaltına alınmasının kuralları var. Bu kurallar ihlal edildi. Bir yerde arama yapılması için izin varken hem evi hem bürosu yasaya aykırı şekilde arandı. Kaçma şüphesi olmayan bir insan, ifadesi Kayseri'de alınabilir. Konuyla ilgisi de yok. Hesabı yöneten kendisi de değil. Bütün bunlar ortadayken büyük bir suç işlemiş gibi Ankara'ya polis eşliğinde birisi Kayseri'den, öbürü Hatay'dan getirildiler. Ve dün her ikisi de adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldılar. Zafer Partisi bu tür baskı operasyonlarının devam edeceğini öngörüyor. Şahsıma karşı yürütülen istihbarat faaliyetlerinin farkındayım. Devlet içinden gelen bu istihbaratla ilgili bana gelen bilgileri ben de bu kurumların yöneticisi olan siyasi kişilerle paylaşıyorum. Kurumunuzdan bana böyle bir bilgi geldi diye. Hiçbir şeyi de gizlemiyorum. Her şeyin farkındayız. Değerli basın mensupları, Türk milliyetçisi gazetecilere ve partilerimize isnat edilen suçlara esas teşkil eden Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmiş araştırma raporları incelendiğinde paylaşımların hemen hemen tamamının geçici koruma statüsündeki yabancılar ve kaçaklarla ilgili paylaşımların çoğunun ulusal medyada zaten yayınlanmış görüntü ve haberler olduğunu görüyoruz. Paylaşımlarda isnat edilen suçlar arasında illiyet bağı yok. Paylaşımlarda isnat edilen suçlara delil teşkil edecek hiçbir suç unsuru bulunmuyor. Ama en önemli husus şu. Düzenleme halkın kim ve düşmanlığa sevk iddiasıyla yapılmış. Buna dayanarak dava açamaz savcılar. Çünkü bu yasada kastedilen halk Türk halkı. Türk halkının bir kısmını diğer kısmına karşı kim ve düşmanlığa sevk etmekten bahsediliyor. Yargıtay'a göre bakın. Şimdi Yargıtay'ın yorumu şu. Halk veya toplum bir millet oluşturan çeşitli kesimlerden veya meslek gruplarına oluşan insan topluluğuna denir. Arkadaşlar bunun içerisinde Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Afganlar, diğer milletlerden insanlar yok bu halk tanımının içerisinde. Hiçbir savcı kafasına göre yasa koyucunun Türk halkı olarak yaptığı tanımlamayı değiştirip içine 13 milyon sığınmacı ve kaçağı da halkın, Türk halkının parçası sayamaz, kabul edemez. Ayrıca yasa, Yargıtay'ın da yapmış olduğu yorumla kin ve düşmanlık ifadelerini de tanımlamış. Diyor ki, kin birine karşı duyulan öç alma isteği oluşturan gizli düşmanlık. Düşman ise birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse olarak tanımlanmıştır. Ne Zafer Partisi mensuplarının ne de suçlanan gazeteci arkadaşların hiçbir açıklama ve haberinde böyle bir kin ve düşmanlık yoktur. Söz konusu paylaşımların şiddet içermediği, bu yazı ve paylaşımlar nedeniyle toplumda hiçbir tepki meydana gelmediği, açık ve yakın bir tehlikenin mevcut olmadığı, bu nedenlerle paylaşımların ifade ve düşünceyi yayma özgürlüğü kapsamında olduğu açıktır. Bu davaların açılma nedeni Zafer Partisi'ni ve Zafer Partisi'ni destekleyen çevreleri susturmak, bu konunun konuşulmasını engellemektir. Zafer Partisi kurulmadan önce sarayın işi çok kolaydı. CHP Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kuracağım, vatandaşlık vereceğim diyordu. İyi Parti önemli bir sorun olmadığını, halkta karşılığı olmadığını söylüyordu. Zafer Partisi kuruldu, oyun bozuldu. Göndereceğiz dedik, gönderemezsiniz dediler. Devletler hukukuna aykırı dediler. Türk siyasetini yeniden formatladık. Şimdi biz de yollayacağız diyorlar. Devletler hukuku değişmedi. Nasıl yollayacaksınız? Hani devletler hukuku yasaklıyordu gönderilmelerini. Türk halkına yalan söyleniyordu. Biz yalanı tarihe gömdük. Tabii böyle olunca da hani bir reklamda var ya çok oldu. Zafer Partisi çok oldu. Artık susturmak lazım. Operasyonlarıdır bu operasyonlar. Zaman zaman Ergenekon savcılığına ve yöntemlerine özenildiğini görüyoruz. Sabah operasyonları, yasa dışı aramalar, Ergenekon operasyonunun işbirlikçisi tetikçi paçavraların Zafer Partililere yönelik operasyonları günler önceden haber vermelerini dikkatle not alıyoruz. Boşnaklara hakaret ederek yasada tanımlandığı anlamda halkı kin ve düşmanlığa tahrikten 10 ay hapis cezası alan Rasim Ozan Kütahyalı şimdi televizyona çıkıyor. Devlet içinde kavgalara karışmam. Yarın Ümit Özdağ'a karşı bir operasyon olur diye yorumlar yapabiliyor. Ya sen kimsin? Devletin içindeki ayrışmayı Rasim Ozan Kütahyalı biliyorsa o nasıl bir devlet?
Öte yandan Ergenekon operasyonlarında FETÖ kumpaslarının psikolojik harp elemanı Zihni Çakır adlı tetikçinin de son günlerde Zafer Partisi'ne yönelik kumpas çalışmalarında yoğun yer aldığını görüyoruz. Yurt dışına kaçan FETÖ'cü sözde subay paçavralarının soru çalıp kurmay sınıfına girenlerin özetle FETÖ'cü casusların da Zafer Partililerin yakında hapse atılacağına dair yayınlar yaparken Zihni Çakır'ın sahaya inmesini de dikkatle kaydediyoruz. Buradan FETÖ'ye de sesleniyorum. Her şeyin farkındayız. Emin olun, atladığımız hiçbir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de FETÖ'nün Zafer Partisi'ne yönelik operasyonları konusunda tekrar uyarıyoruz. Tabii bazı hususlar içinde devlete teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, Zafer Partisi olarak hukuksuz gözaltı ve tutuklamalarla ilgili bu süreçte avukatlarımızla süreci yakından takip ettik. Partili arkadaşlarımızın ve gazetecilerin müdafiliğini avukat arkadaşlarımız üstlendiler. Bizzat ben gerek adliyede gerekse cezaevinde tutuklu gazeteci arkadaşları ziyaret ettim. Rızaları dışında saçları kesilmişti. Konuyu gündeme getirdim. Cezaevi idaresiyle ve cezaevi koşullarıyla ilgili görüşmeler yaptım. Adliye ve cezaevinde basın açıklamaları gerçekleştirdim. Bu açıklamalarda özet olarak Türk milliyetçisi arkadaşların haksız ve hukuksuz yere cezaevinde tutulduğunu, Türk milliyetçilerinin hukuksuz baskılara boyun eğmeyeceğini, bizi öldürmeden susturamayacaklarını, konuyu sürekli gündemde tutacağımızı Türkiye'ye ilan ettik. Önemli STK'lara, hukuk fakültesi dekanlarına, Türkiye'deki tüm barolara ve Türkiye Barolar Birliği'ne hukuksuzluk sürecini anlatan mektuplar yazdık ancak maalesef beklediğimiz desteği göremedik. Sadece dün Kayseri İl Başkanımızın avukat olması dolayısıyla Barolar Birliği Başkanı, Kayseri Barosu Başkanı ve Ankara Barosu Başkanı'nın destek verdiklerini gördük. Onlara da o çerçevede teşekkür ettik. Bu hukuksuz soruşturma ve yargılama süreci, sığınmacı ve kaçaklar sorununa milli güvenlik kaygısıyla yaklaşan bütün yurttaşlar üzerinde psikolojik baskı oluşturmayı denemekte, adeta kamu vicdanını susturmaya çalışmaktadır. Oysa toplumun büyük çoğunluğunda bu soruna yönelik artık bir görüş birliği oluşmuştur. Halkımızın %90'ı sığınmacı ve kaçaklar vatanlarına dönsün istiyor. %90'ın %90'ını da hapse mi atacaksınız? Ne yapacaksınız? Halk, Türk halkı bu 13 milyon insanı Türkiye'de istemiyor. Biz de bunu söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Eray Ertürk 85 gündür haksız yere cezaevinde. Ramin Saadi İran'da Türk milliyetçisi olduğu için tutuklanacak. Ondan korkuyordu. Adam geldi Türkiye'de Türk milliyetçisi olduğu için tutuklandı. 85 günden beri hapiste. Sonuç olarak açıkça deklar edilmese de biz biliyoruz ki bu soruşturma ve konuşturmaların hedefi Zafer Partisi'dir. Burada asıl hedef Zafer Partisi'nin geçici koruma statüsündeki yabancı ve kaçakların ülkelerine gönderilmesine yönelik politikalarını yumuşatmasıdır. Haberiniz olsun, yumuşatmayacağız. Geri adım atmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Neredeyse oradayız. Her gün, her saat, her dakika bu konuda yaptığınız yanlış politikaları gündeme getireceğiz. Dün yayınlamış olduğunuz Türk köylerinde yabancılara arazi satışını mümkün hale getiren ve böylece Anadolu'nun bağrına yabancı sermayenin, yabancı nüfusun girmesine müsaade eden düzenlemeye de karşı çıkacağız. Bundan sonra yapacağınız yanlışlara da karşı çıkacağız. Ve Zafer Partisi'nin yükselişini engelleyemeyeceksiniz. Değerli basın mensupları, bir taraftan bu gerçekleşirken bir ilginç gelişme de dün İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın benim aleyhime açmış olduğu bir davanın haberini almamızla gerçekleşti. Şimdi olayı bütün Türk kamuoyuna
sizin aracılığınızla iletmek istiyorum ki nasıl bir rezaletle karşı karşıya olduğumuzu herkes görsün. 27.8.2023 tarihinde İzmir Alsancak'ta, kordonda iki Filistinli eşiyle vakit geçiren 25 yaşındaki bir kadının gizlice videosunu çekerken yakalanmışlar. Bu sapıkları kadının eşi ve arkadaşları yakalayarak polise teslim ederken Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 26-30 Ağustos arasında Atatürk heykelinde sürekli nöbet tutan, bayrak nöbeti tutan Zafer Partililer de bu Filistinlilerin polise teslim edilmesine yardımcı olmuşlar. Bu iki Filistinli sapığın yakalanma ve polise teslim edilme anlarını videoya alan Konak Zafer Partisi ilçe başkanı söz konusu video kaydını bana ulaştırdı. Ben de bunu sosyal medya hesabından paylaştım. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 25 yaşında genç bir kadının gizlice videolarını çeken bu iki sapkın hakkında iddianame hazırlayıp yargılamalarını ve ceza almalarını sağlaması gerekirken benim hakkımda iddianame hazırlayarak benim cezalandırılmamı talep etmiş. Savcılığın beni itham eden suçlama ülkemizin nereye geldiğini gösteriyor. Ve Zafer Partisi'ne yönelik politikalarında nasıl adalet eliyle şekillendirmeye çalışıldığını gösteriyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kendi beyanlarına göre daha iki gün önce ülkemize gelen ve ilk işi genç kadınların gizlice videolarını çekmek olan şahısların değil, bunu insanlara ulaştırdığım için benim cezalandırılmam gerektiğini söylüyor. Olayın daha vahim tarafı ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu sapkınların telefonunda yapılan incelemede daha birçok Türk kadının gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoları tespit edildi. Sapıklığı alışkanlık haline getirmiş oldukları anlaşılan bu şahıslardan biri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında düzenlenen iddianamede müşteki olarak yer alırken ben de şüpheli oldum. Tımarhaneye döndü burası ya. Tımarhaneye döndü. Adam buraya geliyor. Milletin gizlice fotoğrafını çekiyor. Bunların kayıtları tespit ediliyor. Ben bunu kamuoyuyla paylaştığım için suçlu oluyorum. O da şikayetçi oluyor. Şimdi gelelim bana atfedilen suça. Bu olanları sosyal medyasından paylaşarak Türk milletinin haberdar olmasını sağladığım için yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla dava açılmış. Zaten bu yanıltıcı bilgi 18.10.2022 tarihinde TCK'ya eklendi ve amacı Zafer Partisi'nin yapmış olduğu paylaşımları engellemek, cezalandırmak. Bana itham edilen suçlama bu da, sadece bu da değil. Bu sapkınlardan birisinin polise teslim edilirken çekilen video kaydını paylaşmam sebebiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan da dava açılmış. Dosyadaki diğer müşteki, bakın çok ilginç, diğer müşteki yani benden şikayetçi olan ise olayın mağduru olan 25 yaşındaki kadın. Nasıl diyeceksiniz? Olayın trajik komik yanı da burada. Gizlice fotoğrafı çekilmek suretiyle tacize uğradığı için hakkını korumaya çalıştığım kadın video kaydında sesi duyulduğu için benden şikayetçi olmuş. Görüntüsü yok, adı yok. Kim olduğu belli değil. Arka planda sesi duyulmuş. Şikayetçi olma sebebine gelince, olay günü Filistinli bu iki sapığın polise teslim edildiği sırada vatandaşlar olaya müdahale ediyorlar. Ve polislerin de olduğu esnada sapıklardan birisinin saçı çekilerek polis aracına vatandaşlar tarafından bindirilmiş. Bu kameralarda var. Benim paylaştığım görüntülerde de var. Şimdi benim bu bahse konu görüntüyü paylaşmamın ardından olay yerindeki polisler görevi ihmal suçlamasıyla açığa alınmış ve karakoldaki diğer polisler de bu kadına benden şikayetçi olması için baskı yapmışlar. Durum bu kadar açık. Çok ayıp beyler. Çok ayıp. Çok ayıp.
İzmir'deki polis arkadaşlar, yaptığınız çok ayıp. Peki kim olduğu dahi bilinmeyen, ismini vermediğim, yüzü dahi görünmeyen bir kişinin sesinin duyulması TCK 43.2 anlamında özel hayatın gizliliğini ihlali mi? Hayır. Özel hayat nedir? Kamusal hayat nedir? Bunu bilmeyen yahut bilse dahi sırf beni ve Zafer Partisi'ni sindirmeye çalışan bir yargı ile karşı karşıyayız. Kamusal alanda gerçekleşen bir olay esnasında bir vatandaş olayın videosunu çekiyor. Sanki bu kişiler sahilde kendi hallerinde gezerken video alınmışlar ve paylaşmışlar gibi benim yaptığım paylaşım suç sayılmak isteniyor. Savcılık benim yaptığım paylaşımın özel hayatın gizliliğini ihlal etmek değil, infial yaratmış bir olayın vatandaşlara duyurulması olduğunu değerlendirmekten aciz mi? Bir siyasi parti genel başkanının ülkesinde yaşananların Türk milletine aktarılması hakkı yok mu? Bütün gazetecileri, muhabirleri, kameramanları da tutuklayın o zaman. Sizin mantığınıza göre bu insanlar sabahtan akşama kadar suç işliyorlar. Ya da yolda yürürken bir olaya denk gelen ve bu olay esnasında video çeken herkesi tutuklayın. Bir futbol maçında çıkan kavganın videosu çeken vatandaşı da tutuklayın. Amacınız beni ve Zafer Partisi'ni ve daha genelde Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerini susturmaksa bilin ki susmayacağız. Daha önceden de söyledim, öldürmeden susturamazsınız. Biz neyin kavgasını verdiğimizi biliyoruz. Ha bakın, bir şekilde susarız. Söz. 13 milyon sığınmacı ve kaçağı yollayın, ağzımızı açmayacağız. Değerli basın mensupları, Türkiye bir fetret devrinden geçiyor. Siyasi, ekonomik, kültürel fetretten bahsediyoruz. Ama bir zihinsel fetretten de geçiyoruz. Diyarbakır'a AK Parti'nin atadığı bir kayyum yönetimi var. Yani devlet yönetiyor. Ve AKP'nin yönettiği devlet 12 kilometrelik bir bulvar açıyor. Ve o bulvara Şeyh Said ismini veriyor. Ya madem bulvara Şeyh Said ismini verecektiniz, neden kayyum atadınız Diyarbakır'a? Onu HDP de yapardı. Seçimler yaklaşırken AK Parti'nin yine Kandil'le selam yolladığı, HDP'ye şirin görünme manevraları yaptığını görüyoruz. Öte yandan biz bunu eleştirince Erzurum AKP milletvekili çıkıp Şeyh Said'e sahip çıkıyor. Şeyh Said'i eleştirenleri terbiyesizlikle suçluyor. Asıl terbiyesizlik Şeyh Said gibi vatan hainlerini savunmak, onların arkasında durmaktır. Bu terbiyesizlik değil, vatana ihanettir. Tabii çok ilginç olan CHP Genel Başkanı'nın Belçika Flaman Demokrat Partisi Genel Başkanı gibi olayla ilgili konuşması. Bunu makul görüyoruz. Tabii diyor, Cumhuriyet'e karşı isyan etmiştir ama bastırılma sırasında yaşanan elim duygu olaylar vatandaşlarımızda hassasiyet yaratmıştır. Allah kimseyi Özgür Özel'in durumuna düşürmesin. Rahmetli Atatürk'ün mirasıyla bu kadar kötü davranıldığı, hor görüldüğü, kötüye kullanıldığı az görülür. Atatürk'ün partisinin Zafer Partisi olduğu bir kez daha netleşmiştir. Ve tabii İYİ Parti İstanbul Milletvekili Galip Ensarioğlu da Şeyh Said'e sahip çıkan bir açıklama yapmış. Memnuniyetle duydum ki kendisini hemen disipline vermişler. Meral Akşener'i tebrik ediyorum. Umarım ihraç ederler. Umarım ihraç ederler. Tabii bu konuda tek doğru politik tavır alan yine Zafer Partisi. Biz konuyu mahkemeye götürerek bu Şeyh Said Bulvarı ismini iptal ettireceğiz arkadaşlar. Değerli basın mensupları, Zafer Partisi her türlü hukuk görünümü siyasi operasyona baskılara rağmen Türk milletinin birliğinin ve dirliğinin mücadelesini vermeyi sürdürecektir. 15 Aralık'ta Samsun'dan başlayıp Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan Anadolu gezimiz sırasında da
Ankara'da söylediklerimizi Anadolu'ya taşıyacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet arkadaşlar, sağ olun. Bu tür haberler için lütfen Hep Laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.